Bildiğiniz gibi AKP'li 6 milletvekili tarafından meclise bir önerge verildi. Çocuk istismarı ile ilgili bu bir affı kapsayan bir öneriydi. Kamuoyunda cinsel istismar tasarısı olarak bilinen ve büyük tepkilere neden olan cinsel istismar suçlarında mağdur olan failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesini öngören önerge geri çekildi. Önergenin geri çekilmesini değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hakan Özkan, önergenin bir daha meclis gündemine gelmemesi gerektiğini söyledi. Son yıllarda çocuk istismarlarının arttığına dikkat çeken Özkan, iktidarın bu konuda daha caydırıcı önlemler alması gerektiğini söyledi. Biz şiddetle buna karşıyız. Bu son 10 yılda maalesef çocuk istismarları Türkiye'de yani 3 kat arttı. Bu iktidar döneminde bu tip olaylar maalesef Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. İktidarın yapacağı iş bu konularla ilgili daha caydırıcı önlemler alıp bunun Türkiye gündeminden çıkması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda iktidar partisinin bu yanlışını şiddetle reddetti, toplum reddetti. Türkiye'nin her tarafında sivil toplum örgütleri, kadın dernekleri, herkes bu işe ciddi bir muhalefet gösterdi ve iktidar bu konuda geri adım attı. Doğru olan da buydu. Öte yandan pazar günü İstanbul'da yapılan HDP ve CHP'lilerin destek verdiği mitingle ilgili de açıklama yapan MHP İl Başkanı Özkan, CHP, MHP ile uğraşacağına kendi yaptıkları siyasete dikkat etsinler dedi. HDP'lilerle beraber bir miting tertiplediler. İşte Türkiye'yi böldürmeyeceklerini iddia eden adamlar, Türkiye'yi bölmeye çalışan insanların orada el ele kol kola bir arada fotoğraflar verdiler. Hatta ne enteresandır, görmüşsünüzdür. Atatürk'ün fotoğrafıyla Öcalan'ın fotoğrafları bir arada resmedildi. Bunları şiddetle kınıyoruz. Türkiye'nin üniter yapısına, bağımsızlığına kastetmiş olan bu hain PKK destekçisi siyasi partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir arada olması doğru değildir. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı da bunu sorgulayacaktır. Ele bölgemizde de buna çok tepki olduğunu da biliyoruz. Gidip PKK'lılarla, HDP'lilerle, DHKPC'lilerle Türkiye'yi bölmeye çalışan, Türkiye'ye ihanet eden şebekelerle işbirliği yapıp orada miting yapması milletimizin vicdanını derinden yaralamıştır. Bölge insanımız bu işten müthiş rahatsızdır. Atatürk'ün partisi bugün Türkiye'yi bölmek isteyenlerle bir arada anılıyor. Üzüntü verici bu durum. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Milliyetçi Hareket Partisi ile uğraşacağına kendilerinin yapmış olduğu siyasete dikkat etsinler.